Şu anda Karadağ'ın başkenti Podgorica'dayız. Saatte formatımızın şu anda Podgorica bölümündeyiz. Yani 2 saat içerisinde Podgorica'yı gezmeye çalışacağız. Aşağı yukarı zaten 2-3 saatimiz var. O yüzden hani genelde böyle bazen 1 gün 2 gün falan sürdüğü oluyordu ama şu anda gerçekten 2 saat içerisinde bu Podgorica'yı gezmemiz gerekiyor. Şehrin biraz dışında kalan bu Niagara şelaleleri bir restoranın böyle yan tarafında. Niagara şelaleleri Kanada'da değil miydi? Evet, Kanada'daydı. Ama şu an burada da bir Niagara şelaleleri varmış ve çok benziyor. Bakalım nasıl bir ortam olacak? Şimdi bir hep birlikte onu göreceğiz. Niagara şelalelerinin hemen böyle yan tarafında bir tane restoran var. Arkamda gördüğünüz gibi mükemmel bir rengi var Niagara şelalelerinin. Ve şu anda o ilk çıktığı yere doğru gidiyoruz. Böyle kayalıkların içerisinden restoranın oraya arabayı park ediyoruz. Sonra park ettikten sonra Niagara şelalelerine doğru hafif bir dakikalık bir yürüme yolundan geliyorsunuz. Şu an tam giriş noktasındayız sanırım. Ve insanlar burada şelaleye giriyorlar bildiğiniz. Şurada böyle şelaleye girmiş insanlar falan vardı. Hep birlikte göreceğiz. Şu anda Karadağ'da Niagara şelalelerinin önündeyiz. Tam olarak Niagara şelalelerinin önündeyiz şu anda. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gökkuşağı çıkmış. Atlayasım geldi. Şu gökkuşağını çeksene. Kanka inanılmaz bir ışık süzmesi bak. Sen görüyor musun? Evet. Şelalenin bir noktasında böyle kayalıkların arasında sudan böyle bir ağaç çıkmış. Ağacın kökü bildiğiniz büyümüş kayaların arasında bir çıkmış. Tam olarak Niagara şelalelerinin giriş yani hemen bu kayalığın burada çıkmış ve dikkatimi çekti. Bunu da ayrıca size göstermek istedim. Kayalıkların diğer tarafına kadar yürüdüm ki her şeyi tam gösterebileyim diye. Mükemmel bir manzara da bu tarafında var. Ve upuzun böyle her yerden akıyor bütün kayalıklardan ve sanırım arkamda gördüğünüz iki kişi de buradan şelaleleri atlıyor ve yüzüp geri çıkıyorlar gibi anladım. Şu anda eski Türk şehrinin içerisindeyiz. Osmanlı döneminde Türkler yaşadığı için ismi böyle kalmış. Şu an böyle çok fazla bir şey yok. Savaş döneminde çok ciddi hasar görmüş. Sadece buraya gelince böyle birkaç tane Osmanlı döneminden kalma eser görülebiliyormuş. Hemen şu karşıda bir tane var. Şu anda camiye geldik. Gelin bir içeriye bakalım. Karadağ'da camiler nasıl oluyormuş? Şu anda Ribnica Nehri'nin hemen yan tarafındayım. Bu gördüğünüz nehrin ismi Ribnica Nehri. Hatta az önce gördüğünüz o Niagara Şelalesi gelen su da bu nehirden geliyormuş. Hatta o Niagara Şelalesi de bu yüzden yapay bir nehir şelaleymiş aslında. Ve hemen bu sol tarafında gördüğünüz köprü ise Ribnica Köprüsü olarak geçiyor. Osmanlı döneminde restore edilmiş. Bu yüzden şu an adı Azzi Paşa Köprüsü olarak da geçiyor. Ama aslında bu köprü Romalılar tarafından yapılmış. Ve oldukça eski bir köprüymüş. Biraz sonra Milenyum Köprüsü'ne gideceğiz. Daha böyle yakın zamanda yapılmış ve böyle hani taştan falan değil. Daha teknolojik bir köprüye gideceğiz. Teknolojik demeyeyim, daha yapay bir köprüye gideceğiz. Ama bu Azzi Paşa Köprüsü de gelmişken hemen bu eski Türk Mahallesi'nin alt tarafında merdivenlerden inerek geliyorsunuz. En çok güzel böyle dinlenecek banklar var. Gayet huzurlu ve sakin, kuş sesleri eşliğinde. Hoş bir ortam. Doğanın rengi, yeşilliği, bu nehre yansıyan yeşil görüntü o kadar güzel gözüküyor ki şu an huzur doldum ve onu izlemekten kendimi alamıyorum. Karadağ'ın başkenti gezdiğimiz diğer şehirlere nazaran biraz daha sakin bir şehir. Zaten gelmeden önce ben biraz araştırmıştım ve Avrupa'da böyle gezilebilecek en sıkıcı yerlerden birisi olduğu yazıyordu. Ya o kadar sıkıcı olduğunu düşünmüyorum çünkü Niagara şelalesi falan oldukça güzeldi ama daha önce gezdiğimiz şehirlere bakarak burası bir tık daha aşağıda diyebiliriz eğlence açısından. Ama şimdi
Milenyum Köprüsü'ne gidiyoruz ki bence oldukça ilginç. Ardından böyle bir iki durağımız daha var. Burada güzel bir park var ve parkın devamında da Milenyum Köprüsü var. Şurada da hatta bir tane heykel var. Bir heykele de bakalım. Vladimir Vysotsky heykeliymiş burası. Sanırım Karadağlılar için böyle önemli bir isim ve önemli bir müzisyen diyeyim çünkü elinde gitar var. Şimdi bu Milenyum Köprüsü sanırım şu karşımızda gördüğümüz yer. Başkent ve Karadağlılar için oldukça önemli bir köprüymüş. Fakat hatta benim araştırdığım sitede burada bir saat ayıracaksınız falan yazıyor ama yani şu an hiçbir şey yok. Sadece bir köprü. Bir tane derenin üzerinden geçiyor. Evet, güzel bir manzara var ama hani burada daha güzel yerler var diye düşünüyorum. Öyle değil mi Merve? Bence de. Yani buraya bir saat ayrılacak bir manzarası da çok yok. Eğer Karadağ başkentinde alışveriş yapmak, hediyelik eşyalar almak istiyorsanız trafiğe kapalı olan bu Herci Govaçka Caddesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Kısa bir cadde ama böyle işte yemek yenecek yerler var. Aa, şurada ilginç bir şey var. Aa, güzelmiş. Şuradaki kafede gazeteler vardı. Dikkatimi çekti. Gazetelerin üzerinde menü yazıyor. Yani gazetelerden menü yapmışlar. Güzel olmuş. Burada böyle yıkılmış bir aslında şey vardı. Restoran vardı. Restoranın altından adam oradaki tahtaları söküp altındaki bozuk paraları alıyordu. Dikkatimi çekti. Size de söylemek istedim. Böyle ilginç bir andı. Şu köpek de yaklaşık 5 dakikadır bizi takip ediyor. Şu anda Özgürlük Meydanı'nın hemen önündeyiz. Kocaman bir meydan düşünün ve ismi de Özgürlük Meydanı. Şu an galiba bir konser olacak. Onun hazırlıkları var. Bu caddenin adı ise Bokeska Caddesi. Bokeska Caddesi'nde bu böyle eğlenceli barların, kafelerin olduğu caddeymiş. Karadağ başkentini gezdik ve bitirdik. Zaten çok fazla gezilecek yer yoktu. 2 saatte Podgorica'nın sonuna geldik ama öncesinde ufak bir soru sormak istiyorum. Merve, Karadağ başkentini bize bir kelimeyle özetler misin? Sıkıcı. Hayal kırıklığı. Boş. Mide bulantısı. Evet, 2 saatte Podgorica'nın sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Her ne kadar Türkçe lisan ettiysek affola. Sevgiyle kalın.